bir restoranın gel al servisindeki ortalama bekleme süresi gel al servisi güzel bir servis değil mi evet bu restorandaki ortalama bekleme süresinin dağılımı ortalama 185 saniye standart sapması da 11 saniye olacak şekilde yaklaşık olarak normalmiş ve Asya o kasabada ortalama bekleme süresi en düşük %10 içinde olan restoranların gel al servisini kullanmayı tercih ediyormuş Asya'nın kullanmayı tercih ettiği restoranlardaki maksimum ortalama bekleme süresi nedir diyor. Bu arada sonucu en yakın tam saniyeye yuvarlayınız diye de eklemiş. Her zaman olduğu gibi soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi denemenizi istiyorum. Videoyu durdurdunuz ve cevabı buldunuz değil mi? Evet. Güzel. O zaman şimdi bir de hep birlikte yapalım. Bakalım burada neler oluyor. Ortalama bekleme süresinin dağılımı yaklaşık olarak normalmiş. Normal bir dağılımı gözümüzün önüne getirelim. Evet bu normal dağılım hakkında bildiğimiz birkaç şey daha var. Ortalama 185 saniye standart sapmada 11 saniye. O halde burası ortalamanın 11 saniye daha fazlası yani 196 saniye olacak. Bu değer içinse 11 saniye daha ekleyeceğiz. Tüm bu kesikli çizgilerin arası 11 saniye. 196'ya 11 eklersek 207 elde ederiz. Burası ortalamadan 11 saniye az yani 174 ve evet bu şekilde devam edip diğer değerleri de bulabiliriz. Bizden Asya'nın kullanmayı tercih ettiği restoranlardaki maksimum ortalama bekleme süresini bulmamızı istiyorlardı değil mi? Peki bu restoranlar hangileri? Gel al servisindeki ortalama bekleme süresi en düşük %10 içinde olanlar. Sizce bu soruyu nasıl çözebiliriz? Şimdi burada bir değer olduğunu varsayacağız. Şu şekilde kırmızıyla işaretleyeyim. Evet tam burada bir sınır değeri olacak ve bu değerde ya da bu değerin altında olan her şey en düşük yüzde onun içinde olacak. Ya da bunun ortalama bekleme süresi en düşük yüzde içinde olan restoranlar arasındaki en yüksek ortalama bekleme süresi olduğunu da düşünebilirsiniz. Buradaki alan toplamın yüzde 10'u ya da 0,1'idir. Bu değeri bir z tablosu kullanarak hangi z değerinin yüzde 10'dan az olduğunu bulup bulduğumuz z değerini kullanarak da buradaki değeri yani gerçek bekleme süresini bulabiliriz. Deneyelim mi? Peki bu değer ortalamadan küçük olduğu için ortalamanın 50. yüzde birlik olduğunu düşünürsek z değerinin negatif olacağını biliyoruz. Bunun için de tablonun negatif değerler içeren kısmını kullanacağız bir de yüzde onu arıyoruz yani yüzde onu geçmeyeceğiz anlaştık mı? Evet, aradığımız değer 10. yüzde birlik içinde olmalı. Burada çok negatif z değerleri var ve şu anda daha birinci 1. yüzde birlikte bile değiliz ekranı. Biraz aşağı kaydıracağım. Bu arada buradaki yüzde 1'ler basamağında 0 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, sütunlarda neler olduğunu hatırlamamız lazım. Bir bakalım. Eksi 1,28'lik bir z değeri. Burası 0. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani eksi 1,28'lik z değeri 10. yüzde birliğin biraz üzerinde oluyor. Bundan biraz daha negatif olan değere bakarsak 10. yüzde birliğin içinde olacağız öyle değil mi? Bu yüzden eksi 1,29 10. yüzde birliğin içindeki en yüksek z değeridir diyebiliriz. Evet z değerimiz eksi 1,29 bunu hemen not edelim. Eksi 1, 0,29. Şimdi eğer buna dayanarak gerçek değerin ne olduğunu bulmak istersek işe ortalamayla yani 185 ile başlamamız lazım. Ortalamanın 1,29 standart sapma altına ineceğiz. Evet değerin önündeki eksi ortalamanın altına ineceğimiz anlamına geliyor. Eksi 1,29 çarpı standart sapma. Standart sapma neydi? 11 saniye. O halde 1,29 çarpı 11. Bir bakalım. 1,29 çarpı 11... 14,19 ediyor. Önüne eksi işareti koyayım ve artı 185. Böylece sonuç 170,81 en yakın saniyeye yuvarlamamızı istemişlerdi. Bunu farklı şekillerde düşünebiliriz. Eğer 10. yüzde birliğin üzerine çıkmak istemiyorsak, sınır değerinin altındaki saniyeye yani 170'e yuvarlamamız gerekir. Bu sayıyı normal bir şekilde yuvarlayacak olursak da 171 elde ederdik ama bu şekilde sınır değerini geçmiş olabiliriz. Restoranların gel al servisindeki bekleme süresi hakkında düşünen biri için 170 ile 171 saniye arasındaki fark öyle çok da büyük bir fark değil öyle değil mi? Bunun içinde 170 ya da 171 saniyenin Asya'nın aradığı süre olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.